NASA'nın göktaşı engelleme görevi DART'ın ardından kuyruklu yıldız benzeri uzay enkazı izi ortaya çıktı. Şili'deki Cerro Tololo Amerika kıtası gözlemevinde kurulu, Güney Astrofizik Araştırma Teleskobunu kullanan Amerikalı gökbilimciler, 10 bin kilometreden daha uzun olan izi, 28 Eylül'de görüntüledi. Enkaz izi, güneş kaynaklı radyasyon basıncı nedeniyle, Dimorphos'tan uzağa doğru itiliyor. Gökbilimci ekibinden Teddy Carreta, çarpışmadan sonraki günlerde, sonucun yapısını ve kapsamını, bu kadar net bir şekilde yakalayabilmemiz şaşırtıcı dedi. DART uzay aracı, 26 Eylül'de Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzakta ve, yaklaşık bir futbol stadyumu boyutundaki, Dimorphos asteroidine çarpmıştı. Uzay aracı, otonom konumda kilitlendiği Dimorphos'u yörüngesinden saptırmak için, yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti. NASA'nın bir uzay aracını bilerek çarptırdığı göktaşının, ardında bıraktığı izin fotoğrafı paylaşıldı. Toz ve çeşitli materyallerden oluşan iz, binlerce kilometre uzunluğa ulaştı. NASA, gezegenin göktaşlarından korunması için, yıllardır üzerinde çalıştığı DART projesi kapsamında, ilk testini geçtiğimiz gün başarıyla gerçekleşti. Ajans, uzaya gönderdiği araç ile, Dimorphos adlı göktaşına bilerek çarptı. Amaç, göktaşının bir çarpışmayla, yörüngesinin değiştirip değiştirilmeyeceğini öğrenmekti. Çarpışma anına ve sonrasına ait görüntüler daha sonra Hubble ve James Webb aracılığıyla da paylaşıldı. Sonuç için bir süre daha göktaşının gözlemlenmesi gerekirken, bugün önemli bir gelişme kaydedildi. Şili'de bulunan SOAR teleskobu ile, göktaşını takip eden gökbilimciler, göktaşının çarpışmadan sonra ardında bıraktığı izin, 10 bin kilometreyi aştığını paylaştı. Uzay aracının, göktaşına çarptığı andan 2 gün sonra çekilen görüntü, göktaşının ardında 10 bin kilometrelik bir iz bıraktığını gösteriyordu. Bu iz, çarpışmayla uzaya saçılan, toz ve diğer materyallerden oluşuyordu. Bilim insanları, bu izin daha da uzamasını ve dağılmasını, bir noktadan itibaren de gözlemlenemeyecek kadar ince olmasını bekliyorlar. 160 metre çapındaki göktaşının çarpışmadan sonraki davranışı, önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca yakından takip edilecek. Bu görevden elde edilen veriler, gelecekteki potansiyel tehlikelere karşı, insanlığı korumak için kritik olacak. Kuyruklu yıldızlar, uzayda belli bir yörüngede ya da başıboş şekilde dolaşırken, yıldızlara yaklaştıklarında üzerindeki su ve buzun buharlaşmasıyla, arkasında binlerce kilometre iz bırakan göktaşlarıdır. NASA'nın geçtiğimiz hafta çarpmış olduğu göktaşı, bu şekilde doğal yollarla bir iz oluşturmadı ancak, çarpışmanın etkisiyle arkasında tıpkı bir kuyruklu yıldız gibi, binlerce kilometrelik iz bıraktı. Bu, söz konusu göktaşının, tarihin ilk yapay kuyruklu yıldızı olabileceğini akıllara getiriyor. Ancak bilim insanlarının henüz bu konuda, resmi bir açıklaması bulunmuyor. Deneyin amaçlanan etkiyi yaratıp yaratmadığı, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek teleskop gözlemlerinin ardından, kesinlik kazanacak. Ancak NASA yetkilileri, uzay aracının amacına ulaştığını söyledi.